Merhaba arkadaşlar ve yeni bir videoya hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi ben bugün evde değilim, dışarıdayım. Hakan bugün bütün gün öğlenci çalıştığı için, yani sabah gitti, akşam eve dönecek. Ben de evde yalnız kalmayayım diye bugün bütün günü annemle ve babamla geçirmeye karar verdim ve sabahtan beri annemlerdeyim. Ve şu an zaten onların kapının önünde duruyorum. Ve madem bütün gün buradayken sizin için annemle ve babamın evinden ev turu çekeyim diyorum. Zaten geçen videomuzda da annemle beraber Kıbrıs tatlısı yaptık. Yani aranızda izlemeyenler varsa videonun sonunda linkini bırakacağım. Oradan izleyebilirsiniz. Dediğim gibi şu an kapının önünde duruyorum. Annemler bu evde yaklaşık 6 senedir oturuyor. Yani ben bu evden gelin çıktım. Şimdi bu ev çok ilginç yapılmış. Onu da size hemen anlatayım. Kafanız karışmasın. Bu şimdi müstakil ev gibi duruyor. Yalnız bunu zamanında alan ev sahibi ikiye bölmüş. Yani üst kat komple annemlere ait, girişleri buradan. Alt katta komple komşuya ait, onların girişi de şuradan. Yani annemlerin aslında kendilerine ait bir girişi var. Bizim evdeki gibi girişi falan hiç yok. Kendilerine böyle müstakil evdeki gibi bir girişi var. Şimdi zaten size evi içinden göstereceğim. Şöyle bir girelim. Ben şimdi merdivenlerden direkt böyle size girişi göstereyim, yoksa anlaşılmaz. Yani biz şimdi buradan girdik. Burası da işte evin girişi. Burada işte askı var, ayakkabılık ve bir boy aynası. Burada merdivenden de daireye geçiyoruz. Şimdi nereden başlasak? Gördüğünüz gibi burası upuzun bir hol. Bu arada burası 4 odalı bir daire ve bence en arka odadan başlayalım. Burası da zaten eskiden benim odamdı. Şu an kardeşim kalıyor. Selam. Seni bir dışarı alalım mı hemen? Rahatsız ediyoruz, kusura bakma. Zaten maç da izliyor. O yüzden abla acele et dedi. Ama size şöyle kısaca bir göstereyim. Burası dediğim gibi benim eski odamdı. Dizaynı tamamen bana aitti. Yani kardeşim hiç değiştirmemiş. Biz o zamanlar bu duvar kağıdını yapmıştık. Boy aynası da benden kalma. Benim burada kocaman bir gardırobum vardı. Onu sökmüş. Buraya böyle televizyonunu ve bilgisayarını koymuş. Diğer tarafta da böyle askılar yapmış. Benim yatağım nasıl duruyordu hatırlamıyorum. Benim yatağım galiba şu köşedeydi. Evet. Şu köşede yatağım duruyordu. Şu köşede makyaj malzemem, yani makyaj masam. Boy aynası. Burada da gardırobum vardı. Sonra karşıya geçiyoruz. Burası annemlerin yatak odası. Çok fazla detayına girmek istemiyorum açıkçası. Yani fazla özelliğine girmek istemiyorum. Şu tarafta gardırop var. İşte gördüğünüz gibi yatak. Bu da annemlerin kedisi. Bu taraf TV ünitesi ve televizyon duruyor. Buradan devam ediyorum. Burası da banyo arkadaşlar. Burası belli olduğu gibi zaten çatı katı. Ama yine de kocaman ferrah bir banyomuz var. Şu taraftan bir de göstereyim. Şu tarafta işte gördüğünüz gibi zaten dolaplar. Çamaşır makinesi. Biliyorsunuz bizim evde çamaşır makinesi kilerdi. Ama burada mesela annemlerde aslında normalinde de öyle çamaşır makinesi banyoda oluyor. Bu musluğu da size göstermeliyim. Çok ilginç, bakın. Soğuk akınca ışık mavi yanıyor. Ilık akınca ışık yeşil yanıyor. Ve sıcak akınca da ışık kırmızı yanıyor. Çok ilginç gerçekten. Annemlerin küveti yok. Böyle bizim evdeki gibi duş kabini var. Böylece banyoyu da görmüş oldunuz. Şimdi çıkıyoruz.
direkt karşı odaya. Burası da misafir odamız. İşte abimler biliyorsunuz biraz uzakta oturuyor veya biz geldikçe kalıyoruz, abimler kalıyor. Yani buraya tamamen misafirlere ayırdı annem artık. Eskiden burası yatak odasıydı. Dediğim gibi burası benim odamdı. Burası da kardeşimin odasıydı. Ama ben evlenince annem odaları değiştirdi. Şimdilik tamamen böyle hall'un sonuna geçiyorum ve tekrar lambayı yakalım. Şimdi gidiyoruz. Buradan aşağı iniliyor. Bu taraf mutfak, bu taraf da oturma odası. Biz oturma odasından başlayalım. Selam. Merhaba. Burası işte gördüğünüz gibi televizyon, TV ünitesi, 2 adet koltuk, ne diyeyim artık. Burada da yemek masamız duruyor. Ve mutfağa hem oturma odasından giriliyor hem de şuradan ayrı bir girişi var. Yani holdan da giriliyor. Burası mutfak. Şuradan göstereyim. Çatı katı olmasına rağmen bence yine de odalar geniş yapılmış. Hatta bu renk bizim mutfağımız da aynı renkte değil mi anne? Hı-hı. Sırf benim kulplarım siyah. Yemek masası var ama orayı daha çok böyle kalabalık olunca kullanıyoruz. Siz yalnız olunca sadece burada yemek değil mi? Burada hemen burada kahvaltı yapıyorlar. Dediğim gibi abimler veya hep beraber burada toplanınca yemek masasını kullanıyoruz. Ama ondan hariç sırf burada yemek yeniliyor. O yüzden annem buraya da böyle küçük bir masa koymaya karar verdi. Başka? Nereyi unuttum? Her yeri gösterdim galiba. Bir saniye. Bir de şöyle geçeyim. Şurası. Tekrar bir yakayım ışıkları. Burada da yine bakın. Ayna. Dolap var. Yani ayakkabılar. Sanırım annem buraya ayakkabıları veya bilmiyorum ıvır zıvır şeyleri koymuştur. Buradan da tekrar çatı katına çıkılıyor. Burayı da annem kiler olarak kullanıyor. Yoksa kilerleri yok. Ve bütün fazla eşyaları işte buraya koymuşlar. Yani bu kadar. Her yeri gösterdim aslında şimdi size. Bir de buradaki resimleri size göstermek istiyordum. Bakın bir. Bu arada bu kolajı da ben yapmıştım buraya. Bakın buraya bizim resimlerimizi astık. Bu benim ilk okul günümde. Bu da yine benim babamla birlikte. Bu benim küçüklük halim. Anne kaç yaşındaydın burada? 3 yaş... Yok 2. Nerede bakayım? Şu resimde kaç yaşındayım? Orada. 2 veya 3. Hayır 2 yaşındasın. 2. Bu da küçük kardeşim. Aramızda 1 yaş var. Yani o 1 yaşında. Ben de 2 yaşındayım. Burada kardeşimle beraber Türkiye'deyiz. Yalnızlık. Doğum günü kutladık. Yine herhalde ben 4. O da 3 yaşında olması lazım. 3 yaşına girdi. 2 yaşında kardeşim. He, ben 3 yaşına girmişim. Ama ben o zaman 3 yaşına rağmen bayağı büyük gösteriyormuşum baksana. Ama 3 yaşında. Annem şimdi diyor 3 yaşına girmişim. Kardeşine zaten aramızda da yani doğum günlerimiz aramızda 1 yaş var. Ama doğum günlerimiz 2 gün aralıkla. O yüzden doğum günümüzü biz küçükken hep beraber kutlardık. Bu abim küçüklüğü. Bu babam ve yeğenim Hakan ve ben. Yine abim. Bu da yengem. Başka bir de bunu göstereyim size. Annemle babam genç yaşlarında. Siz burada kaç yaşındaydınız? 26. Vallahi yani tam ben şimdi 26 yaşındayım. Annem de 26 yaşında böyle duruyormuş. Bu da küçük kardeşimin 5 yaşındaki hali. Parkta geziye çıkmıştık. Evet arkadaşlar, ev turu bu kadardı. Böylelikle annemin, babamın ve kardeşimin yaşadığı evi de görmüş oldunuz. Dediğim gibi ben evlenmeden önce burada yaşadım. Bir sene herhalde buraya taşındık. Bir sene burada yaşadım. Ondan sonra da zaten evlendim. Evet yani umarım bugünkü videomuz da hoşunuza gitmiştir. Bir değişiklik yapayım dedim. O yüzden burayı da çekeyim dedim sizin için. Neticede her hafta sonumuz neredeyse burada geçiyor. Ama size daha hiç evi göstermemiştim. Belki ilginizi çeker diye düşündüm. Dediğim gibi umarım hoşunuza gitmiştir. Öyleyse bir beğeni bırakın. Abone olmayı unutmayın. Ve bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.